Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Her akşam olduğu gibi yine sevgi ve saygılarımızı sunarak birlikteliğimize başlıyoruz. 55 dakikanızı güzel geçirmeniz için biz çok güzel, çok değerli bir konuğumuzla az sonra karşınızda olacağız. Tekrar Beyaz Sayfa'ya hoş geldiniz. Thank you.
Evet efendim, muhteşem defilelerden küçük kesitler izlettik. İlerleyen dakikalarda detaylarını yine sohbetimizin fonunda sevgili yönetmenim sizlere aktaracak. Çok değerli bir kişiyi, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin ak yüzlerinden birini, çok üreten, çok çalışan, çok veren ve kültürümüze, tarihimize sahip çıkan, farklı açılardan sahip çıkan, tarihi sadece kitaplardan değil gözlerimizle de okumamızı sağlayan çok değerli bir sanatçıyı Sayın Faruk Sarac'ı bugün konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin hakkınızda böyle daha çok şey söylemek isterdim ama biraz heyecanlanıyorum ilk cümleleri kurarken. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Çok nasılsınız, teşekkür iyi misiniz? Süper. Şimdi bu güzel görüntüleri izlerken biz çok heyecanlanıyoruz. Kuşkusuz siz daha da fazla yani heyecanlanıyorsunuz. Yani insanı tabii ki tarihe götürüyor. Bunlar hakikaten gerçekten güzel çalışmalarım. Bir defa Sarı Zeybek benim ilk çalışmamdı ciddi bir şekilde. Adını ben defile de demek istemiyorum. Çok tarihsel bir gösteri. Sarı Zeybek'in çok büyük bir özelliği var. Sizin benim anısı, hayat, da, benim anısı da var. Sizin evet tabii ki 75. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü için hazırlamış olduğum ve ilk defa Dolmabahçe Sarayı'nda Muayede Salonu ilk defa açıldı. Hikmet ve hatta TRT1'de Sayın Hikmet Çetin o zaman meclis başkanımızdı. Hatta şöyle bir anısını paylaşarak da ilk giriş yapmak isterim. Hikmet abi kendisine 75. Cumhuriyet'in etkinliği için bir proje sunmuşlardı. Ben de davet etmişti. Hani bir beraber sen de ne yapabiliriz diye. Ben de kendime önce bir razodan kravatlarını falan hazırlayalım dedik. Önce bir başka bir projeleri vardı. Yani Savarun'un yatı gelecek. Onunla beraber bir baş sahnesiyle beraber olacaktı. Hatta çok yüklü mesela bir miktarlar falan söylenmişti. Sonra Hikmet abi ondan vazgeçince ben de kendisine Atatürk çok şık giyinen bir belki yaşadığı devrin en şık giyinen liderlerinden bir tanesi. Şıklığını podyuma taşıyalım demiştim ama 3 tane de şartım vardı kendisine. Neydi o bir şartlar? Tanesi Muayede Salonu'nun açılması ki 75 sene içerisinde sadece rahmetli Özal'la Buş'un sadece yemek yemişler o kadar. Salon. Onun kapalı. Dışında kapalı. Zaten referansı da benim defilem oldu. Evet. O zaman TRT1 canlı vermişti. Safiye ile çalacak. Tabii Bakanlar Kurulu'nun imzası da çıkması lazımdı. Siyah 500 siyah beyaz resimle yola çıkışım var. 86 kiloydum. Sonra düştüğümde en son artık finalinde yani defilenin günü 74 kiloya düşmüştüm. Hatta hamama gitmiştim, saunaya gitmiştim. Hı. Saunada bile uykuya kalmışım. Oo, saat evet 13'ünde evet 5.30'da falan hatta yorgunluktan. Gerçekten güzel bir ama çalışma. Ama yer gökinledi. Türkiye içinde de şu tüm şekilde, dünyada çok etkili, şu çok güzel şekilde bir gerçekten şöyle bir çok güzel bir çalışma. Bir defa senaryosuyla, müziğiyle. Ben onu hiçbir zaman defilede demek istemiyorum. Dememek lazım. Tarihsel bir gösteri. Çok Atatürk'ün doğru. 1910 yılıyla 38 yıllar arasında bütün resimleri önüme koyarak redingotuyla, ceket atayla, fırayla en son hatta ben idollerimden bir tanesi de benim Aşık Veysel'dir. En son finalinde de gidiyorum gündüz geceyi karanlıklar içerisinde o tabu sahnesiyle beraber çıkartmıştık. Güzel bir çalışma. Siz tiyatral bir şey yaptınız. Hakikaten tarihi yüreklere işleten bir çalışma oldu. Yani evet orada benim çalışmam. Bir ruh anlatıyorsunuz, özür diliyorum. Yani orada insan kıyafet izlemiyor sadece. Bir Kurtuluş Savaşı ruhu mu izliyor ya da hissediyor? Ya da bunu başardığımızı ben söyleyeyim seyirci olarak, izleyici olarak öyle bir şey. Yani tabii o kadar profesyonel değildim 98 yılında proje hazırlarken. Ama ciddi bir çalışmam vardı. Evet. Gerçekten ciddi yoksa yıllardır hep defilemizi yapıyoruz. Ama bunlar tabii şöyle bir şey. Bir defa Atatürk'ü bir podyuma taşımak hakikaten bir farklı bir bakış açısını yorumlamak lazım tabii. diye düşünüyorum. Bunun senaryosuyla, müziğiyle, ışığıyla. Ben ışığıyla, Anıtkabir'de kendi orijinal benden başka ölçüsünü bilen yok. Onları çalışmasını yaptığımda 42 mesela yaka ölçüsünü ölçtüğümde 42 karşıma çıktı. Bel ölçüsünü ölçtüm 42 çıktı. Onunla beraber de ben de 42 mankenle 450 parçalık falan bir koleksiyon hazırladım. Şöyle bir anımı da aktarmak isterim. Kıyafetlerine baktığımda 1923'te giymiş olduğu rugan ayakkabısının içinde bordo olan astarı vardı. Beni mesela çok etkiledi. Düşünebiliyor musun? Rugan ayakkabı içerisinde Selam bordo astardan beraber gibi. Gerçekten bence Atatürk yaşadığı devrin en şık giyinen liderlerinden bir tanesi. Ki ben bir kitap hazırlıyorum onu da yetiştiremedim. Biraz bir yarısında falan kaldım. Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini açıklamak istiyorum. Bir tanesi mesela. Bu tabii benim kendi yorumum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Atatürk hiçbir zaman lacivert elbisesi yok ve giymemiş iddia ediyorum. Allah Allah. Evet. Lacivert giymiyor. Evet. Neden? Neden? Çünkü siyah her zaman için lider rengidir.
baktığınız şimdi zaman. Şimdi halbuki modacılar lacivert, mavi, etkileyici falan tabii diyorlar. Yani, o kadar değil demek ki. Baktığınız zaman şu, tabii benim kendi yorumum. Halbuki lacivert olduğu zaman da kurumsal bir renktir. Dikkat edin evet. Bakın bütün kurumsal renkler bizim hepsi lacivert falan gibi. Çok yer, ben evet. Bazen bürokratlara da şöyle diyorum. Yani baktığınız zaman bur tamamıyla bürokrat renkleri diye de söylüyorum. Lider lacivert, rengi başka diyorsunuz. Siyah diye düşünüyorum, evet. Evet, padişahın esası var ondan sonra, o da çok etkileyici. O da Osmanlı'da bir gezinti, tarihte bambaşka bir yolculuk. Yani onu da yaptığında 2000 yılda Ayen'inde evet. 36 tane beste hazırlattım ona, Tulayan Uğurlu'ya. Sayın hakikaten Cihan abi benim çok iyi bir can dostum, Cihan Ünal. Cihan Ünal sunmuştu. Ben tabii biraz hakikaten belki cesareti fazla olan insanlardan bir tanesiyim. Öyle tahmin ediyorum kendi kendime. Çünkü normal bir adam değilim, onu biliyorum. Estağfurullah. Normal, yok, gerçekten öylesine. Çünkü normal derken de şu, böyle bir koleksiyonu hayata geçirmek biraz farklı işler. Çünkü ben bu işin okulunu okumadım. Bu işin mektebini görmedim. Aslında bu işin... onları çok konuşmak istiyorum. Hakikaten çok enteresan değil mi? Evet, siz hayatım, sporcusunuz hayatım aslında. Biraz, evet, yıllarca profesyonel futbol oynadım. Futbolcusunuz. Ondan sonra hiç alakanız hiç alakam yok. Kumaşla yani. Konuşurum diyen bir büyük evet. sanatçı çıkıyor ortaya. Nasıl çıkıyor ben bilmiyorum onu. Ya nasıl çıkıyor? Hayatta sadece tek bir şey var. Bence hep ona bağlıyorum. Gerçekten bir defa muhakkak severek yaptığımız işe bağlanmak. Hiç kimse ben başaramaz diye bir şey söylememesi lazım. Sonuçta bir rüzgarsa, bir fırtınaysa hepimiz ondan o fırtınaya karşı dik durmak. Belki hayatta sen varsan yaşıyorsun. Hayata karşı her zaman için ayakta dik durmak zorundasın. Zaten sen varsan hayat var. Benim bakış açım da şu, yaptığım bir işin geçen de bana bir şeyde onu sordular. Yani nedir sizin farkınız diye. Şunu söylemiştim, ben giderim gölgem arkadan gelir diye bir kelime sarf ettim. Ama şu, hiçbir zaman hayatım boyunca yapılmış bir işi yapmadım. Belki beni farklı kılan o. Çok seviyorum. Kumaşta gerçekten hakikaten benim tek arkadaşım. Çok sevdim. Çünkü bir futbol maçını düşünün. Saha, seyirci, her şey var ama top eksik. Futbol topu olmadan bir defa oyunu oynayamazsınız. Bizim işimizde de ben de bugün bir okul sahibi olarak bir gerçekten gençlere de hep onu anlatmaya çalışıyorum. Kumaşı tanımadan mümkün değil, tasarım yapamazsınız gibi. Kumaş benim arkadaşım, dostum. Nasıl arkadaş gece... oldunuz? Bu çok önemli ama. Peki, nasıl oldu peki, yani? Çok merak ediyorum. Nasıl oldu? Benim esasında ben menisküs olmuştum. Evet. Menisküs olduktan sonra benim spora ara verdikten sonra akrabam olan, baba tarafından akrabam olan Osman Bey de bu işi yapanı gerçekten üstadlardan bir tanesi. Çünkü hala bizim şu anda bile pastalatabilen, dikiş dikebilen insan sayısı çok azdır. Az, doğru. Ben bir günde yanına gittiğimde beni 2 ile yakın falan kumaş deposundan dışarı çıkartmadı. Şimdi buradan seslenmek istiyorum. Yani bir insan alıp tabii 10 gün, 15 gün veyahut da 1 ay işte bir sürü de mesela talebe çocuklar geliyor. Kumaş deposuna verdiğinizde burada ne işimiz var diyebilirler. Kumaş tutkun bir lafı oradan geliyor. Hatta çok da ileri gidiyorum bazen, diyorum ki kokusundan bile tanırım gibi. Gerçekten öyle. Birimizi çok sevdik. Şu, çünkü ben ondan yaratıyorum. Sonuçta baktığınız zaman tabii ki daha her işin içerisine girdikçe profesyonel oluyorsunuz. Benim hanım esasında belki çok hak eden, çok enteresan belki bir hayat hikayem var. Hep anlattıklarım belki %1'i gibi. Urfa'dan gelen bir insanın ben biraz da anılarıyla yaşayan, çok böyle hiçbir zaman asla ben bunu yaptım, asla hayatım boyunca demedim. Ben sadece işini iyi yapmaya çalışan insanlardan bir tanesiyim. Farklılığım sadece insanların hiçbir zaman, Atatürk bugün hepimizin resimleri ofislerde olan ve bütün belki tekstil veyahut da modayla uğraşan insanların hep göz önünde olan bir şeydi. Şıklığını da biliyorlar. Şıklığını da biliyorlardı. Tabii. Bugün bir Osmanlı dediğiniz zaman bugün padişahın esbabı referans olarak kabul ediliyor. En son Harbiye Müzesi'nde benim koleksiyonumdan komple resimleri şey olarak alındı. Çünkü gerçekten içerisinde bir emek var, bir zahmet var. Ben hiçbir zaman bunu da yaptığım zaman da belki farklı kıldıklarından bir tane, kılma tarafından bir tanesi de şu. Hiçbir zaman bunu maddi olarak yapmadım. Mesela bir bekleyerek yapmadınız. Asla söz konusu bile değil. Çünkü Atatürk'ün bir süveterinden her sene bir milyon adet falan satardım. Şimdi bu başka olan bir boyut. Benim sadece genç bir nesil Atatürk'ün ne kadar şık giyindiğini göstermekti. Çünkü Atatürk'ün siyasi, politik, askeri yönünü hepimiz biliyoruz ama ben ne kadar şık giyindiğini göstermekti amacım. Sarayda herhalde öyle değil mi? Sarayda öyleydi. Şimdi baktığınız zaman padişahın esbabı da şuydu. Hiç kimse şimdiye kadar 36 padişah, 6 valide sultanı yan yana belki getirememiş. Görmedi. Ama sorgucuyla ve birebir çıkış noktamda benim minyatür ve potrelerden müziğiyle beraber, senaryosuyla beraber
Bunlar güzel çalışma. Bana hatta sordular, neden böyle bir koleksiyonu yaptınız dediklerinde tarihe sahip çıkma adına demiştim. Peş peşe gelen de koleksiyonlar oldu. Yani mesela bir geçmişten günümüze polis yaptım. 1287 yılından su başından aldım. Tanzimat Meşrut ve Cumhuriyet'ten beraber çıkıp şu anda da polislerin şu andaki müze şeyini yaptım. Koleksiyonlarını yaptım. Geçmişten günümüze olarak yaptım. Polis teşkilatında giydirdim. Şu anda kendilerine bir müze kurduk. Bunlarla uğraşmayı çok seviyorum. Belki hoşuma gidiyor ama farklılığım sadece şu. Hiçbir zaman asla hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapmak beni farklı kılan taraflarından bir tanesi. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapmakla yetinmiyorsunuz. Ne güzel ki. Bir de bunu aktarabilme gayretiniz, heyecanınız var. Çok büyük bir heyecanla çok güzel bir okul, yüksek okul açıldı sizin adınıza. Bu da çok önemli bir gelişme. Tarihi bir binada yine sizin emeklerinizle, YÖK'ün desteğiyle, öyle değil mi? Yani, çok güzel bir şey yaptınız. Benim hep hayatım hep rastlantı, biliyor musunuz? Hep size öyle güzel geliyor olmasın. Ya belki tabii içerisinde gizem var, içerisinde kılısım vardır. Var, içerisinde muhakkak farklılık var. Bu kadar yani oradaki olan olmaz. Evet ama tesadüfler şu. Mesela benim uğurlu rakamım 97. Evet, 97. Hiç bu çift rakamını da duymamıştım. Evet, 99 ve 97 benim kendi uğurlu rakamım ama böyle yıllardır olan bir takıntım benim. Baktığınız zaman şöyle bir anımı paylaşayım. Ben en son Sarı Zeybe'yi yaptım. 2006 Antikabir açıldı ki bugün hiçbir rütbeli saat 5.30'dan sonra da girme şansı yok. F-16'lar uçtu, 5.000 kişi yapmış olduğumuz bir koleksiyondu. Ben de 9 yaşında annemle 8-9 yaşında 11. basamakta resmimiz var. Ben babam annemle beraber bana 11. basamakta ödül verdiler. Allah Allah. Evet, bu benim için enteresan. Çok önemli bir rastlantı. Onunla beraber de ben 81'de ilk butik Faruk'u açtığım zaman Urfa'dan İstanbul'a gelip de önünde durduk ve soluklaştım. Tabii bunların içerisinde hep ayrı hikayeler var. Çok da uzatmak istemiyorum. Hayır, olur mu? Orada da Faruk Sarac'ı açtım. Çok enteresan. Yani bir çocuk Urfa'dan geliyor. İstanbul'da ilk durduğu olan yeri Faruk Sarac açıyor. 97 esprisi de şu. Benim şu anda okulumun 11 tane penceresi, 97 tane de şeyi var. Penceresi var. Bütün şeyinden beraber. Etrafında. Evet, çok enteresan. Penceresi. Evet ve 30 yıldır boş duruyor. Benim de meslek hayatımda 30. yılım. Fabrika-i Hümayun. Evet, Fabrika-i İpek Fabrikası. 1852'yi de aldığınız zaman bugün 8'den 1, 9, 5'ten 2'de 7, o da 97. E yapıyor yani, gibi baktığınız zaman. Onu bilmiyorum. Evet. Bu bir tılsım pısım öyle mi ortaya çıktı? Şimdi bütün bunların birleşimi mi? Tabii şu, tabii benim hani Bursa'daki oluş amacım da çok farklıydı. Hakikaten geçerken gördüğüm olan bir yer ve hiçbir zaman da böyle bir okulu yaparken de benim şuydu. Ben biraz da şu. İnsanlar hayatta muhakkak ki bir yerden bir yerlere geliyor. Ve seni zaten hayat bir yerlere götürüyor. Esasında hayat bir okul esasında belki. Ne kadar ciddiyete alıp almamak da hepimizin elinde. Doğru. Hayat tarzımızı belirlemek, kendi tarzımızı ortaya koymak, beynimizin veyahut da yaptığımız olan işlerde başarı bana göre hiçbir zaman sonsuz değil. Doğru. Ben 2000 yılında Padişah'ın Esbabı'nı yaptığımda da bir vakıf kurmuştum. Faruk Sarac Moda ve Sanat Vakfı. Hı. Demek ki tesadüf oldu hakikaten vakıf kurmamda. İçerisinde okulu da almışım. Onunla beraber sizin bu tesadüf lafınız bugüne damgasını vuracak. Yok hakikaten tesadüf derken tabii şu. Tabii bu kadar çok tesadüf derken olmaz. Ben sadece buradan mesela bu şu anlamda yemek vermek istiyorum. Rast tabii geldi. Ki rast geldi ama bir de yaparak bir şeyi ortaya koymak da belki çok çok ayrı bir şey diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü bir emeksiz okul açmak kolay olan bir hadise değil. Bir de hakikaten burada YÖK'e şu şekilde teşekkür etmek isterim. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir moda tasarım okulu benim okulum. Bir de kendim ismime verdikleri için onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Ama bir parantezde şunu açmak isterim. Ben okulumu hiçbir desteksiz, ne bir devlet yardımı, ne dışarıdan bir sponsor, 30 senelik birikimimi aldım ve okula yaptım. Sadece oradaki amacım da şuydu. Gençlerimizi teori ve pratiği tamamıyla birleştirerek ortaya koymak gibi. Orada iki ayrı olayımız da var. Hem emmigeller için hem bir de yetimhaneden çocukları bu yıl başlatamadım. Onları alıp da yetimhaneden 18'in yaşını bitirmiş olan çocukları birinci yıl İngilizce, iki yılda kendilerine istedikleri bizim okulumuzda da dış ticaret, lojistik, moda tasarım, onun dışında da işletme bölümünde de dış ticaretten beraber istediği bölümü de seçme şansları var gibi. Ama benim Bursa olayımda tamamıyla bir genç insanlara doğru bir şekilde eğitimi farklı vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani ben Urfa Lisesi'nde bitirirken de gerçekten hakikaten bir tek İngilizce'de ben help help'i biliyordum. İmdat 13. sayfa. Vardı da biz mi okumadık, çok güzel bir kelime. Bu benim hayatımda hakikaten çok ayrı bir anlam taşır.
olup da okumadığın zaman suç sendedir. Okumadığı zaman da bu sefer bir şeyleri vermek lazım gibi. Az önce yetimhanedeki çocuklardan bahsederken de biraz sonra da size açıklayacağım, gerçekten çok farklı projelerim de var. Onları hayata önemli olan doğru bir şekilde belki çünkü başlatabilmek, başlatabilmek çünkü eksileri ne ben de, var çünkü ne çok iş adamıyım ne de ben sanayiciyim, ben sadece hakikaten gönlünü hareket eden ve benim tamamıyla hakikaten buradan bütün hep Bursa'daki eğitim kadroma çok teşekkür etmek isterim. Başta Neşe Öztümür hocamız, okul müdürümüz, gerçekten hakikaten orada eksili yaptım, başında Ali Beyler var ve 46 kişiye yakın falan bir öğretim kadrom ve hepsi öyle bir kenetlenmiş ki benim de çok yokluğumu hissettirmiyorlar. Ben genelde pazartesi günleri ve salı günleri şeyde oluyorum. Derse mi gidiyorsunuz? Derse giriyorum. Ne güzel. Bugün çocuklar telefon açıp onu nefesiniz bile yetiyor. Az önce sizi hep andık diye. Teşekkür ediyorum kendime. Ama sanıyorum bununla da yetinmiyorsunuz. Daha büyük bir idealiniz, hayaliniz var. Az önce konuştuk İstanbul için değil ya, mi? Ya şu şekilde. Çünkü buradan ben şeye çok karşıyım. Buradaki olan moda tasarımı alıp da gerçi sanki bizim ülkemizde bir şey yok deyip de İtalya'dan veyahut da bir Amerika'ya gidip de moda tasarımı okumaya çok karşıyım. Bir defa biz biraz sonra bahsetmek isterim. Evet. Salı günü de Hollanda'dan bir misafirim geliyor. Önemli bir tasarımcı. Onunla beraber lale temalı. Ben kendisine önermiştim. Bir hem Hollanda'da hem İstanbul'da da bir ayağı olan bir defilemiz var. Biz laleyi daha ortaya 1280 yılında, 280 yıl önce Patron Ali İslam ile beraber kaybolan bir laleyi koyalım istedik ortaya. Dedi ki bizim bu kadar tarihimiz yok ki. Bizde esasında tarih var, belki moda da var ama çok taşın altındaki kimse el olmuyor diye düşünüyorum. Hep gençlerimizi şey olarak yönlendiriyoruz. Bugün artık sanat okulları çok farklı bir şekilde açılması lazım diye düşünüyorum. Pastacılıkla belki lokantanın bile okulu olmuyor. Servis neye göre olur? Nasıl kebap pişirilir? Veyahut da bir hastane, hemşirelik, bunun içerisinde oymacılıktan tutun da aynen var olan bütün var sanatları, olan bütün sanatları. Yani bir oltu taşın artık ustaları bitiyor. Baktığınız çok zaman doğru. Evet, hat sanatları gibi öyle. Evet çok sanat okullarına biraz daha ön vermek biz lazım. Bizde şey var diyebilir miyiz Faruk Saraç? Aslında çok değerli dediğiniz gibi sanat dalları yaşamış ve dünyaya aslında belki de açılım sağlamış asırlar boyunca. Ancak bugüne geldiğimizde dediğiniz gibi onların değerinin anlaşılması için bir markalaştırılma çalışmasına çok ihtiyaç var. Kıymet yeniden kıymetinin bizim tarafımızdan önce anlaşılmasına gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yani şu bir defa hani eskiden bir çıraklık dönemi vardı. Evet. İyi dikkat edelim hakikaten bir yanında baktınız kalfa sonra. Bir ahilik geleneğiyle kurulmuş Osmanlı tabii. Şimdi gençlerimiz hiçbir zaman bulaşık yıkamadan hemen lokanta sahibi olmak şef istiyor. Veyahut da evet terini akıtmadan hayatta hemen arabam olsun evim katım onu olsun gibi. Onu kar sanıyor. Tabii o ilk bakışta kendine doğru gibi geliyor ama sonra hayatı başka bir şey. Tabii. Çünkü tasarım da öyle bir şeydir. Kumaşı tanımadan bir şeyi oturup da ortaya koyma şansın hiçbir zaman olmaz. Bir defa üstadlar çok az kaldı diye düşünüyorum. Her mesleğin üstadı çok az kaldı. Hatta ben geçenlerde şöyle bir öneri getirdim. Belki okulumda da başlatacağım. Eğitimde eğitim anneleri olsun. Eğitim babaları olsun. Bunun anlamı şu. İnsanlar emekli ettikten sonra düşünün bir hasılı erkeği belli bir yaştan sonra emekli olduktan sonra gidebileceği tek yer neresi? Kahvehane. Bence sadece kahvehane. Maalesef öyle. İnanabiliyor elektrik musunuz? Elektrik yetmez bunu. Adam tabii. Birikimini kahveye taşıyor. Tabii, siz o zaman o birikimini alıp da ben eğitimde gel arkadaş sana istediğin bölümde gir. Hı. İstediğini bildiğin insanlara sadece aktar. Sen benim 70 yıl 60 yıl ne neler göstermişsiniz? Evet. Göster. Hatta şöyle bir öneri de getirebiliriz esasında. Tabii ki hani sadece projeler esasında farklı bakış açısı olması lazım diye düşünüyoruz. Bence emekli etmemeleri lazım. Şu olması lazım. Adamı zaten eğer kahvehaneye götürüyorsan, gönderiyorsan veyahut da toplumun biraz dışına çıkıyor. Sanat üzerine konuşuyorum. Tabii tabii. Yanlış anlaşılmasını buradan istemem. Sanatçılık üzerine. Evet sanatçılık. Devlet memurluğu ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ne alıyorsun? 1 lira maaş alıyorsan diyor ki arkadaş ben sana 10 kuruş vereceğim. Hı. Sen burada kal. Onunla bir oda ver. Oradaki olan yeni gelen olan bir insan soracağı bir şey varsa gelip ustasından sorsun. O paradan büyük bir tatmin. Büyük bir tatmin. Artık ustalık. Evet aynen öylesine. Bizim de şu anda okulda zaten yapmak istediğimizde aynı o şekilde. Bilen insanları tamamıyla alıp da göstermek. Prova nasıl yapılır? Ispalası nedir? Kumaş nedir? Kumaşla beraber tarzı, stili ve onunla beraber mesela şu anda okulumuzda ayrı olan sertifika programlarından tutun. Bir de 250 yakın olan talebemiz var. Burada bizim tek amacımız teoriden pratiği göstermek. Ben geçen oğluma söyledim. Sonuçta arkadaş dedim ki bak bu kitap. Buradan herkes okuyor. Sen herkes bu kitabı okuduktan sonra o zaman tasarımını herkes yapar. Doğru. Aynı demek ki başka bir şey yapmak lazım. Evet, farklılık dediğimiz de o.
Demek ki başka bir şey yapmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki o üstadların şeyini bulmam, o üstadlara sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsak zaten yeni üstadların yetişmesi de zaten olmayacak kadar kök kuruyacak gibi. Evet, aynen. İnşallah öyle aynen, olmaz. Aynen. Peki Türk Hava Yolları, Devlet Demiryolları, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, devlette de çok iştigaliniz var kılık kıyafeti anlamında. Doğru. Doğru değil mi? Nasıl oldu sizin sorununuzda oldu ya da anlaşma oldu bugün diye. Bugün şu var, ben hakikaten mesleğini çok iyi yapan veyahut da çok severek yapan kişilerden bir tanesiyim. Şuydu sadece benim amacım. Ben 81'de ilk mağazacıktan gelen bir insanım. Yok, butik fağrık durmuyor butik değil mi? Olarak. Yok, durmuyor. Durmuyor. Evet. Tabii o zamanlar şeydik, hani daha işin amatör kısmında butik şeyini bilmiyorduk. Hı. Zaman esasında belki insanın en büyük olan belki sermayesi hayatta tecrübe olarak karşına çıkıyor. Bugün 30 yıl sonunda bu kadar net sizlere bir şeyler ifade etme şansımız oluyor. Çünkü o zaman da butiğin kelimesi, sattığın ürünler, Türkiye'de moda nedir, tarzı nedir, stili nedir? Bunları doğru bir şekilde belki vermek lazım. Hala bir kemere göre mi ayakkabı ayakkabıya mı yürüyorum, kemer nedir Türkiye'de moda? Esasında çok konuşulacak Faruk olan. Bey, siz galiba oluştururken de oluşmuşsunuz değil mi? Çünkü Cumhuriyet'in yaşadığınız dönemde de ilk böyle marka olan erkek giyim modacılarından birisiniz. Hem oluşturmuşsunuz kişiyim, değil mi? Bir oluşum yaratmışsınız. Hem oluşmuşsunuz, siz kendiniz oluşmuşsunuz. Çok enteresan aslında. Yani belki hani bu benim örneğimdir. Ben onun yolundan gittim diyebileceğiniz belki de bir örneğiniz. Ya şuydu. Var mı bilmiyorum yok, tabii Türkiye'de. Örnek, yok, hiçbir örneğim yok. Hiçbir örneğim yok. Ben işin biraz da tuhaf tarafı da şu. Farklım da belki o. Mesela ben hiç mesaj atmasını hala bilmem. Bilgisayar bilmiyorum. Teknolojiye hayır diyenlerde. Evet, bilgisayar bilmememin tek sebebi sadece şu. Sanki ondan alıp bir kopya çekecekmişim gibi bana geliyor. Halbuki hepimiz hayatımızı kendimiz yorumlarız. Az önce de arkadaşları şey yaparken kendine göre bir yorum katar. Sonuçta herkes aynı şeyi, enstrümanı çalıyor. O attığın olan tarz stil senin yorumunu katar. Bu kadar basit olan bir şey. Hepimiz hayatta belli bir görevimiz muhakkak var. Hiçbir zaman asla. Az önce içeride konuştuğumuz gibi ne kadar hayatta büyük konuşursan konuş yarın gelir hep karşına çıkar gelir. Gibi. Evet. Benim olayım tabii şuydu. Hep ilkler dediğimizde de şu. Yani ilk bartırı getiren kişiyim, ilk renkli kıyafeti getiren kişiyim. Evet, Cem Özer'le ilk bartırı yaptınız. Cem Özer'le bartırı yaptığım olan. Siz reklama pek para harcayan modacılardan değilsiniz değil mi? Ben şu, öyle sorular soruyorsunuz ki bir defa incelenmesi gereken bir markayım. Sebebi şu. Tılsım dediğimizde o, gizem dediğimizde o. Ben hayatım boyunca 1 lira delikli 5 kuruş bile muhasebemden veyahut da tek 1 lira şey için reklam için para çıkmamıştır. Çok enteresan. 1 lira evet, sebebi sadece şudur. Reklam başka bir boyutta. Bir şey anlatayım. Hadi anlatın. Urfa'da ara sokakta adam karanlıkta falan bağırıyor. Diyor ki akıl satarım, akıl satarım. Adam bir tanesi de diyor ki ya ne bağırıyorsun gecenin bu saatinde? Diyor ki ben akıl satarım. Peki nedir diyor, herhangi bir problemim varsa söyle, sana söyleyeyim. Benim işim bu, paranı ver. Sana aklımı söyleyeyim, şeyi söyleyeyim, tedavi. Şimdi bu işin olayı ne? Efendim işte halkla ilişkiler, tasarım, halkla ilişkiler, iletişim, pazarlama. Doğru. Bakın bu işin ayrı reklam, bir boyutu, tabii. Reklam gibi. Evet. Önemli olan insanların akıl satarak birisinden alması değil. Çünkü sadece hayatta şu vardır. Bir yönetenler, bir yönetilenler. Yönetenler başka bir boyuttadır, başka bir boyutta bakmak zorundadır belki. Yönetilenlerse farklı olan bir boyuttadır. Ben hep hayatımı o şekilde görürüm. Çünkü hayat zıtlıklardan oluşmuş. Artı eksi gece gündüz baktığınız zaman denge bayan erkek tabii. Her şeyin bir ayrı bir dengesi doğru. Var. Esasında dünyanın da bir dengesi var. Bizi konuşturan da bir kuvvet var. Veyahut da bizi bu şekilde düşündüren de var. Doğru. Evet, ama ben sadece şunu çok eminim. Ben çok işi rast giden. Çok hakikaten ne zaman istediğimse hemen olan da bir yapım var. Onun nedir bu işin hani şeyi onu bilmiyorum. Bir tılsımı vardır. Bir doğru tılsımı bir noktaya belki var diye. Evet, şurayı kaçırmak istemiyorum. Çok güzel konulara geldik ama İngilizce help demekten başka çok bir şey bilmez mi? İngilizce öğretmenliği sonra değil mi? Sizin lisans eğitiminiz. O nasıl oldu Allah aşkına? Yok, kopya çektim ben. Kopya çektim. Evet. Şöyle hayatta senin olmayan bir şeyi ben hep oğluma da söylüyorum onu. İyiler ve kötüler var. İyilerin alt alta koyarsın. Bir de hayatta kötüler diye bir şey var. Seçimini sen kendine göre yap. O zamanlar tabii o yıllar sıraya oturturdu. Böyle yan döndürürler yazarlardı. Tabii Urfa'dan işte eğitim için İstanbul'a geliyorsun şeye girmek için. Sınava girmek için. Hiçbir şey yok. Sadece dolduruyorsun. Hiçbir şeyin yok çünkü. Ben de yanımdaki olan bayana baktım.
Anormal hepsini doldur. Onu yazmışsa ben de onu yazdım. Anormal büyük bir puan kazandım ama. Yani Avrupa'da okuyabilecek olan. Allah aşkına. Evet. Ben de İngilizce bölümüne gittim, kaydoldum. Okulu, o da iyi cesaret okulu, ama. Okulu bitirdim. Sonra kendi kendime şöyledi. Çünkü ben askerlik için okumuştum. Babam hep rahmetli bana şunu söylerdi. Oğlum hep bir bileziğin olsun diye. Sonuçta hayat neyin olacağını, neyin karşına getireceğini hiçbir zaman bilemezsin. Hayat öyle bir şey esasında. Uzun bir maraton. Hepimizin sadece gündelik yaşantımızdan hisse çıkartıyormuşuz gibi geliyor. Esasında herkesin bir görevi var. Aynen bir tiyatro oyunu gibi. O onu yapacak diyen bir denge muhakkak var. O denge olmadığı süre içerisinde zaten bir yerde boşluğa düşersin. Düşünün, sizin idealleriniz, sizin kendi içinizdeki olan duygunuz boşlukta olduğu süre içerisinde siz de boşlukta yaşarsınız. Çünkü idealin olmayan bir insan her zaman boşlukta gezer ve ne yapacağını şaşırır gibi. Her an bir hedefi bulmak da kolay bir şey. Ama de, onu nasıl ben de orada lazım? Tabii şu. Her an bir hedef bulmak kendine ve yürümek. Ben de kopya çektiğimi biliyorum. Evet. Benim oradaki olan amacım da sadece askerlikten 3-4 ay veya 6 diyelim. Ay kurtarmaktı. Evet. Öyleyse İngilizce çok 30 senedir konuşmuyorum. Kendimi cezalandırdım. Böyle bir yapım var. Herpi herpi sadece biliyorum. O kadar, o da güzel. Yani baştaki noktaya geldim diyorsunuz. Aynen öylesine, aynen öylesine, evet. Öyle çok bir enteresan takıntılarım var, evet. Peki kendinize yeni hedefler bulmada, madem bu kadar başarılısınız, bize bunun sırrını anlatın lütfen. Nasıl yaratıyorsunuz hedeflerinizi, nasıl kararlar alarak şimdi üzerine bir şeyler koyuyorsunuz? Şimdi ben bir mesela koleksiyonumdan bahsetmek isterim. Evet. Beni farklı kılan değil, esasında ben de değilim. Belki o andaki olan bir olay. Tabii bunun içerisinde şu var. Anında karar verme olayı var. Ben mesela hiç hayatım boyunca hiçbir ne bir kimseye fikrini sormuşumdur, ne kimsenin fikrini dinlemişimdir asla. Bana ne doğru geliyorsa saniye sürmez. Aynı dakikada yapan ve uygulayan bir yapım var. Asla ağzımdan çıkan bir kelimeyi asla hayatım boyunca. Çünkü hayat şöyle bir şey. Bedelini göze alanlar için her zaman hayatta özgürlük vardır. Ama o cesaret ister. Bedelini ödediğin zaman özgürlüğün ancak bedeli ağır özgürlüğün olur. Ağır olur. Evet. O bedeli de nasıl karşılarsın, nasıl karşılamazsın o insanların kendi takdiridir diye düşünüyorum. Ben 25. yıl için bir koleksiyon yapmak istedim. Hatta burada itiraf ediyorum. Ya dedim ki işte dünyanın ilk parasını basayım ketenlere. Şunu yapayım, bunu yapayım falan. O arada üst üste geldi. Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı falan. Çok da koleksiyon elimde var. Ama 25. yılımla. Benim için de 25. yıl çok önemli. Yani bu kadar koleksiyon olmaz yapmış ya, olan bir insan. Tabii. Evet. Öyle bir koleksiyon yapmam lazım ki gerçekten bir de ben şuradan itiraf etmek isterim. Ben hayatım boyunca yaptığım hiçbir koleksiyonu başkası için yapmadım. Asla. Çünkü her tasarımcı muhakkak kendi için bir şey yorumlar diye düşünüyorum. Kendinden muhakkak bir şey katarsın. Katmazsa yani zaten mümkün tasarımcı değil. Olmuyor, evet, değil mi? Olmuyor. Ben de hep kendi kendini tatmin etme duygularım çok oluştu. Çünkü ben Padişah'ın Esbabı'nı yaparken de İş Bankası bana şöyle bir teklif getirdi. Tesavvür Ali Osman adlı bir sergimiz var. Evet. Dünyada 267 tane tablo geliyor. Oradan bize bir, çünkü Sarı Zeybe'de kendileri sponsordu. Böyle bir koleksiyon çıkartır mısın? Yani benden normal bir Osmanlı koleksiyonu da istemedi. Birkaç sadece padişah. Hayatım boyunca sen iyi padişah, sen kötü padişahsın değil. Osman Gazi Vahdettin. Hatta ben Hürrem Sultan Kösem Sultan'ı koyduğumda Uğurkan Erez'in burada kulakları çınlasın. Benim can dostum, selamlarımızı arkadaşım. Selamlarımızı iletelim. Evet, o dedi ki ya Faruk ne olur Allah aşkına Safiye 7. ciltte. Ne olur Safiye'yi de araya alalım mı? Safiye aldı. Oradan Cağla Şikel dedi ki abi ne olur Pertemniyalı da alalım falan derken böyle bir geniş bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben de 25. yıl için ne yapayım diye öyle balkonda çok güzel bir yaz akşamı. Dolunay. Oh. Yakamoz falan. Oh, İlhan'a evet, müsait. İlhan 12'yi çeyrek geçiyor ama. Ne yapayım ne yapayım falan. Dolunay'dan karşı karşıya geldik. Ben hayatta iki şeyi çok seviyorum. Bir tanesi yer yatağında uyumak. Ellerimle yemek yapmak. Yemek. Yemek ve yemek. Yemek. Ay, evet. Ama yer sofrasından da. Heh. Evet. Yer sofrasında da yemek yemek. Benim bağdaş grup yapıyor falan. Yapıyor musunuz? Yapmaz mıyım? Ah büyük yaşayayım, bir de isteyip yapamam. Çünkü yok, hiç ne olursa olsun yani o benim için evet, o benim özgürlüğüm. Asla evet öyle bir ortamda ne bulunurum. Benim çünkü hep ben ara sokaklardan beslendiğim için sonuçta ben kendi kendine sadece bir yaşantısı olan soyadını söylemeyecek kadar utangaç çok farklı bir yapıda olan bir insanım. Hiç açılışa tek gidemem, utanırım. Asla bir açılışa daha şimdiye kadar hiç yalnız gitmemiş. Halbuki bütün arkadaşlarım, dostlarım oradadır gibi. Siz köklerinize bağlarınızı hiç koparmıyorsunuz. Evet, asla ben de Urfa'dan geldiğim günü unutuyorum.
ne hale kendi örfüm, adetim, geleneğim ve kendi vicdanımla beraber. İnsan zaten vicdanını kaybettiği zaman her diye kaybediyor. Her şeyini kaybeder. Doğru. Diye düşünüyorum. Baktığınız zaman da 2 dakikada silip yapıp yatıyorum. Bu kadar. Başka bir şeyim de yok. 3 dakikada uyuyorsun. Dolunay. Çünkü dolunay. Evet, oradaki dolunay olayı yer da şu. Yer yatağında mıydınız? Yok, yerde çok hoş bir kilimim var. Tamam. Yerde kilimle beraber yaparken karşı karşıya kaldık. Neden beni yapmıyorsun diye bir kelime. Şaka yapmıyorum. Karşı karşıya, merhaba, nasılsın falan, iyi akşamlar, ne kadar güzel. O anda savaşa yaradım. Gece 12'yi çeyrek geçiyor. Savaş abi, hayırdır Faruk, ne oldu? Abi dedim, bana kainatı ortaya koymaya karar verdim. Bana gök bilimiyle ilgili kim ilgilenecek, onun bir ismi. Bir de ben padişahın esbabını yaparken şifalı gömlekler görmüştüm. Çünkü kalıp çalışmasını ve kuma çalışmasını yapmak için bana kaptan dairesini açmışlardı. Şifalı orada gömlek ne demek? Şifalı efendim? Gömlekler de şu. Ya aslında konuşulacak o kadar, ne kadar çok şey çok var şey ki. Var. Çok önemli. Evet. Şu anda siz de nazara muhakkak inanıyorsunuz ki. İnanmaz ben çok inanırım. Mi? Evet. Eskiden padişahlarımız savaşa giderken sadece üstte giyecekleri şifalı gömlekleri var. Şu anda da zaten Topkapı Sarayı'nda da bu var. Sayın, buradan hakikaten şu şekilde teşekkür etmek istiyorum. Hülya Tezcan hanımefendi bu işi çok güzel kitap haline de getirdi. Ve çok güzel de esasına sundu. Az önce dedik ya, çok malzeme var, uğraşacak çok fazla insan yok gibi. Ben de şifalı gömlekleri orada görmüştüm. Ve üzerinde de Kur'an-ı Kerim'den alınmış olan ayetler ve 9'lar 7'ler bütün rakamlar var. Ama 600 yıldır falan hiç kimse daha bunun şeyini bulamamış. Sembolünü bulamamış. Böyle de bir ayrı bir şey diye düşünün. Sonra ben de Savaşa'ya telefon açınca gökbilimiyle ulaşan bir arkadaş bana ismini verdi. Ömer Çalakıl'ın ismini verdi. Ömer de bu sefer sırf şey için, şifalı gömlekler için kullanmam için. Ben de kainatı ortaya koymaya karar verdim. Yerinde oturan bir insan, gece saati temam anlatmaya çalışıyorum. Nereden beslendiğimi anlatmaya çalışıyorum. Belki hayat bakmayla görme arasındaki belki fark gibi düşünüyorum. Nedir? Ay, güneş, gezegenler. Ay'a baktığınız zaman bugün bayan, güneşe baktığınız zaman erkek. 180'e yakın falan gezegenlerden NASA'dan resimler getirdim. Ben biraz hakikaten akıllı bir adam değilim. 200'e yakın Doğru. yıldız resimlere getirdim. Evlilikle dahilik çok ve yakın. Ve bütün baktığınız zaman kainatı ortaya vermeye karar verdim. Ay, güneş, gezegenler, yıldızlar. Dünya 4 elementten oluşuyor. Ateş, hava, su, toprak ve her burcun kendine göre de uğurlu rakamlarından bahsetmek isterim. Onunla beraber de 18. yüzyıl, 16. yüzyılda şifalı gömleklerden beraber çıktım. Bununla da yetinmedim. Soy ağacı gömlekler gibi hazırladım. Hepimiz mezarlıkta gördüğümüz selvileri ben soy ağacı olarak, zaten onun içinde dikilir. Onunla beraber nazara karşı gömlekler yaptım ve Kültür Bakanımızla da böyle bir teklif getirdim 2-3 sene önce. Abi, benim en çok hayatta zoruma giden şu anda bu ülke değil, bizim ülkemiz. Hiç burada şey yapmak istemiyorum. Araya aklıma geldi diye söylemek istiyorum. Tabii. Arkadaş, Amerika'yı mı çok seviyorsun? Git orada yaşa. Artık çok şehir. Ben dünya oldu bir mağaza diyorum her zaman için. Bir şey fark etmiyor. Tuşa basıyorlar. Herkes birbirini görüyor zaten. Bir şey fark etmiyor. Şu basıyorsun sadece. Eskidendi sadece hani bir şeyleri. Çok Çin seti, wow diyorsun. Amerika, wow. Ulaşılamaz. Özgürlük heykeli falan gibi. Evet. Bir şey Rusya'sı diyor. Da orada. Avrupa'sı da, gidip orada yaşarsın. Eğer burası bizim ülkemizse ve bizler de gelip geçeceğiz diye düşünüyorum. Bunun sağı, solu, ortası falan diye de asla düşünmüyorum. Asla. Hizmet eden herkesi ve sanatkarların herkesinin önünde önümü kapatır. Ve elini muhakkak avucunun içine öperim. O benim için çok saygıdan öte bir şeydir. Çünkü sanatla uğraşacak, el öpülecek olan insanlar hiçbir zaman maddi düşünmezler. Ben de orada şifalı gömlekleri ve nazara karşı gömlekleri yabancılara satılsın diye. Çünkü yabancılara satılacak hiçbir şeyimiz yok. Yani bir atıyorum Meksika'ya gidiyorsun, bir şapka alıp geliyorsun, takmıyorsun bile. 20 milyon turist gelecek, hiçbir şey satamadan gideceksin. Çünkü Türkiye'nin artık imajı Orta Doğu ve Avrupa'da çok kuvvetli bir devlet. Kim ne derse desin. Türkiye çok önemli bir ülke oldu. Çok önemli. Her şey değişiyor. Ama burada senin 20 milyon turist gelip de ona hala Türk iş rakı, kebap, dansöz kafasına lokum işte kafasına bir fes koydun bilmem ne. Böyle bir şey yok. Ve ben sadece şifalı gömleklerinde gelirini de sokak çocuklarına, işte buradan İlber Ortaylı'da mesela söylediğimizde diyor işte Topkapı Sarayı'nın dama akıyor. Ofisine diyorsun bu eksiğimiz var. O birisi başka bir şey anlatıyor. Gelir de onlara gitsin. Yabancıya satılacak ürün anlamında söylüyorum. Çok güzel bir koleksiyon ve 99 mankenle çıktım. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk 99 manken yan yana geldi. Ve daha ileri gittim, hiçbirisinden prova almadan.
Çünkü adı Tılsım'dı. Hiç kimse görmeden, provası olmadan o akşam hazırlandı. Ve kainatı ortaya koymam için de 365 parçadan oluşan bir koleksiyon yaptım. Can Yunalsun'da hakikaten müthiş bir senaryosu yazıldı. Burada bir anım var mesela, burada paylaşmak isterim. Bir arkadaşımıza müzik yaptırıyorduk. Sonra bir müzik geldi, çok kötü geldi. Sonra kendisine şunu söyledim. Sana ceza veriyorum. Hı. Hayırdır abi? Gündüz uyuyacaksın, gece kalkacaksın, gökyüzüne bakarak bana müzik yapacaksın. Ve muhteşem bir müzik çıktı ortaya. Allah Allah. Evet, senaryosunu Derya İzbul yaptı. Cihan Ünal sundu. Gerçekten müthiş bir koleksiyon. Burada tamamıyla gezegenler, yıldızlar, burçlar ve nazara karşı olan şifalı gömlekler, tılsımlı gömlekler var. Baktığınız zaman hakikaten bir tarih ortaya koymaya karar verdiğimde de Arkeoloji Müzesi çok da hakikaten güzel bir koleksiyon çıktı. Burada Hatay'da kumaşlar dokutturduk. Özel dokutturdunuz. Denizli'de özel ne dokutturduk. Güzel. Ketenlere ve ipeklere bastık. Şu anda da ben Bursa'daki okulumuzun bir bölümünü de ev tekstil olarak yaptık. Çünkü fabrika Humayun'da ilk ipek fabrikası, bütün saraylara dokumasını yapan, perdesini yapan bir yer. Ben de istedim ki oradaki okulda işlevi, ön tarafı müze, arkamız zaten okul. Ev tekstilinde yapacağımız olan zaten hakikaten ayrı bir kartelaları şu anda hazırlanıyor. Bundan sonra çok böyle özel, hatta bir sedir yaptım 1852 diye bildiğimiz olan sedirler vardır. Yeni bir koleksiyona da Sedir 1852 Fabrika Humayun diye hazırladık ve bundan sonraki olayımızda fabrika hiç Faruk Sarıç'la alakası yok. O ismi yaşatmak anlamında söylüyorum. Böyle şeylerle de uğraşıyorum. Az vaktimiz kaldı. Sohbetimize hiç doyamadım. Tabii. İnşallah yakın zamanda bir daha bir araya gelir. Bunların devamını inşallah, yaparız. İnşallah. Bu kadar derinden, bu kadar içtenlikle, bu kadar çalışkanlıkla, bu kadar çok şey üretmiş bir kişi olarak. Ülkeye baktığınızda, Türkiye'ye baktığınızda hoşunuza gitmeyen ve hoşunuza giden şeyler neler var? Nasıl görüyorsunuz ülkemizi bir sanatçı gözüyle? Yani bir de tabii şu var. Bugün hatta arkadaşımızdan gelirken yolda havaalanından dönüşte de onu konuştuk. Tavla bilir misiniz? Bilirim. Tavla oynayan çok içini görmez. Dışarıdaki göz daha iyi görür. Yurt dışına çıkıp Türkiye'ye döndükten sonra farkına varırsınız. Hani yurt dışında yıllarca yaşamışsınızdır. Geldikten sonra toprağı öpersin. Doğru. Gibi. Ben hep onu söylerim. Bir nefes. Hepimiz bir nefes olmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuçta tek nefesten olabilecek bir şey değil. Ben konuşan insanlara hiç hayatım boyunca hiç değer vermedim. Bir şey anlatıyor kendini. Bir şey fark etmiyor. Hemen 5 dakikada uzaklaşın. Yap şey kardeş. Yap kardeş. Onun için burası niye böyle, şurası niye böyle o falan diye bir mi? Şey baktığınız zaman bir ülke idare etmek kolay olan bir şey değil. Muhalefet asla olmamalı diye düşünüyorum. Muhalefet sadece düşmanlara karşı olur. Bu kadar. Benim bildiğim bu. Çok hoşsunuz. Bilmiyorum. Evet, yani burada evet. Hiçbir şeysiz. Ülke için yapılacak her şey hiçbir zaman hiçbir insanın, hiçbir partinin muhalefet olmaması lazım diye düşünüyorum. Hiçbir şey fark etmiyor. Ben de okulumda bugün başı bağlı, hiç, beni hiç rahatsız bile etmiyor. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi. İnsansa insan, yalnız geldim ve yalnız gideceğim. Hiçbir zaman sorular sorulmamalı. Hem layık hem özgür. Mesela Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun çok güzel bir şiiri vardır. Renk neymiş, her ne var ise alemde kelimiz. Çok hoş bir şey. Her şey alemde. Gelmiş ve gidiyorsun. İnsanların bir şeyi konuşması ve yürütmesi ayrı olan bir şey. Ben bir İstanbul'un kokusunu çıkartıyorum, parfümünü. Parfüm. İstanbul'un evet parfümünü İstanbul'un çıkartıyorum. Kokusu. Evet, Allah adı Allah. Da İstanbul diye isim hakkını aldım. Bugün baktığınız zaman gelini de yetimhanedeki çocuklara belli bir kısmını bağışlayacağım. 165 satış noktası 14 ülkede İstanbul diye. Artık İstanbul'umuzun da bir kokusu. Bunu yapmamdaki tek sebep sadece şu. İstanbul gizemli bir şehir. Dünyanın 5 metropolünden bir tanesi. Onun dışında Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümü 25 Haziran'da 100 yıllık tarihlerini ortaya koyuyorum. 1911-2011 gibi. Onun dışında 7 Bölge Anadolu projemiz var. Şu anda okulumuzda o. Ben şey yap anlatırken bile olsun, bakıyorsunuz ben evet. Lanet yani temalı olan ayrı bir şey. Bu kadar çok eleştirene baktığınız kadar, zaman, bu evet, kadar yani çok kırıp dökene kadar. Kırıp dökerek insanların biraz hakikaten bir şeyi, bir de sanatkarlara biraz daha fazla değer verilmesi lazım diye düşünüyorum. Ne olursa olsun. Gerçekten sanat, iyi bir sanatkara bakın. Hiç hayatı boyunca hep hiçbir şeyi yoktur. İnanın hiçbir şeyi yoktur. Mimar Sinan'ın belgeselini çekiyorduk. Ben de kıyafetlerini yaptım. Evet. Lajvert cübbeyle yapmışlar, minyatür. Profesörlerle oturup konuşurken dedim ki ya hocam kusura bakma ya. Bu adam ekru giyer, kemik renk giyer. Çünkü gösterişten uzak olan bir şey. Rahatsız eder onu. Rahatsız eder onu, o pırıltılı büyük olan bir şey. Baktığınız zaman ya. O, evet baktığınız zaman sanatkar ne olursa olsun o insanlara sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Ve
Bu ülke değil, bizim ülkemiz çok önemli bir ülke ve bizler de gelip geçeceğiz. Ben mirası da şu şekilde bilirim. Benim her şeyim bakıma bağışladım. Her şeyimi. Neyim var neyim yok. Orada sadece insanları mutlu edeyim gün içerisinde. Benim başka bir hayat tarzım yok. Bir insanı mutlu ettim mi benim için hayatta bu kadar zevkli olan hiçbir şey olamaz. Yeter ki o insana bir faydam dokunsun. Çünkü bir el verecek, bir el alacak. Devamlı bana alıyorum diye bir şey söz konusu değil. Bakın iki elimiz var. Aynı şekilde baktığınız zaman devamlı vermeden bir şey alma, ne alacaksın? Yani her tarafın her şey olsa o biraz gerçi farklı konular ama burası başka sonuçta hakikaten konuşalım. İnşallah, evet inşallah ama hakikaten güzel şeyler yapıyoruz. TRT'yi şu şekilde kutlamak isterim. Bizim 7 Bölge Anadolu projemizde de 7 bölgenin Anadolu kültürünü ortaya koyuyorum. 1900 yılı alacağım, 2011 yılı arasında çıkaracağım ve her bölgenin de kendi müziğiyle, senaryosuyla, şimdiki kıyafeti ve dönem kıyafetiyle beraber yaptığımız çok güzel şeyler esasında var. Çünkü ben iddialı bir kelime konuştum. Hakikaten okulumuz o kadar farklı olmalı ki insanlar yurt dışından bile okula gelmeli. Tek bir sadece bir isteğim de şu var. İstanbul'da öyle bir okul açacağım ki moda tasarım okulu. Orta Doğu'nun, Avrupa'nın bile çok önemli bir moda okulu olmasını çok istiyorum. Tek sadece olayım o. Benim hayat görüşümde sadece şu var. Hiçbir zaman kimse birbirini ya sen şu eleştiri dozu olmalı diye düşünüyorum. Saygı ve sevgi her zaman olmalı. Yani o saygı olduğu zaman zaten sevgili olur diye düşünüyorum. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz çünkü burası bizim ülkemiz. Çok teşekkür ediyorum. Bir güzel insanı Faruk Saracı ağırladık. Mesleğinden konuştuğumuzu sananlar yanılanlar olur, alanlar almıştır. Çok önemli mesajlar verdi hayata dair, insan olmaya dair. Bir başka programda yeniden ağırlamak çok isterim efendim. Size. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Için.